genel bir kırgınlık var mıdır? Muhtemeldir tabii de. Ama intikam duygusu yok diyebilirim. Bunu böyle bakmak gerekiyor. Yani bu gençlerin de böyle bakması gerekiyor. Devletin de. Hani bunları anlatırken bunu bir intikam duygusu içerisinde değil, bilinmişlikle demin de dediğim gibi bir daha yaşanmaması adına bunların bilinmesi. Bu sadece Dersim'e ilgili değil, insanlık adına nerede zulüm varsa, nerede haksızlık varsa bunun bilinmesinde bence fayda vardır. Çünkü geleceği inşa ederken bunlar önemli değerlerdir diye düşünüyorum. Devlet Bey, tuzu siz mi üretiyorsunuz? Evet, biz üretiyoruz. Nasıl üretiyorsunuz? Anlatın. Şimdi dünyada 4 çeşit üretim şekli var. Bir göl, kaya, bir de kaynak. Bir de deniz var. Zaten denizlerin kirlenmesi var. Bir de göl var bizim Konya. Şey. Bir de bu kaya var. Bu da kaynak. Ama tam tanınmıyor. Eskiden bu tekele bağlıydı. Yöreseldi. Yöresel olduğu için köylere veriliyordu. Tahsisliydi. Her köyün bir şeyi vardı. Kontenjanı vardı. Gelirdi muhtar alırdı getirdi. Bunu köye dağıtırlardı. Bu Türkiye genelde 55 tane işletme var. Ama Avrupa'da bayağı yok. Yani Türkiye'de bayağı var ama tanınmadığı için vatandaşlar pek bilmiyor. Mesela İspanya'da var. Kraliyete gidiyor. En doğal tuzlar bunlardır. Sağlık açısından. Yani diğerleri yok. Kayaymış. Ben 36 yıl tuzda çalıştım hep. 17 yıl da işletme müdürlüğü yaptım. Türkiye'deki tüm kaynak tuza Erzincan'a bağlıydı. Onların müdürlüğünü yaptım. Biliyorum çünkü bunları bu. Şimdi mesela bizde yer altında kaya tuzu diyorlar. İşte kaya tuzu yatağından tatlı su geçiyor, eritiyor. Bu iyon halinde bünyesini alıyor bu tuz. Büyük havuzlara geliyor. Oradan kuyulardan çekiliyor bu tuzlu su. Onun bölmesi var yani. Tuzluluk var. Bazıları 16 derece, bazıları 20, 23 var. Bizim bir tane var bu tarafta, 23 derece. Külümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun'la birlikteyim. Müslüm Bey'in pek çok projesi var. Aklında, kafasında, gönlünde anladığım kadarıyla gerçekten de şu ana kadar başta bağcılık ve kooperatifleşme olmak üzere özellikle doğa turizmi konusunda çalışmalar yapmaya başladığınızı görüyoruz ama nedir buranın, Külümür'ün sizce potansiyeli? Asıl önemli olan burada insan potansiyelini tutabilmek. İşsizlik çok fazla. Biliyorsunuz kamu bu bölgelerde artık yatırım yapmıyor. İş adamlarımız da hani bölgenin biraz uzak olması olanaksızlıklardan ötürü yatırıma çok sıcak bakmıyorlar. Biz bizim sivil toplum örgütleriyle bir araya geliyoruz. Derneklerimiz var. Almanya Plümürler Derneği var, İstanbul Plümürler Derneği var, köy dernekleri var. Bunlarla bir araya gelip sorunları tartıştık. Bu süreç içerisinde işte arıcılık Plümür'ün olmazsa olmazı, çok ciddi üreticilik var. Bölgede buna çok uygun. Külümürlü olan insanların içerisinde yer aldığı kooperatif. Neden işte sadece üreticilerimizin ürünlerini? Çünkü kendi üreticilerimizi kooperatifin bütün üretim süreçlerinde denetliyoruz. Kesinlikle hiçbir kimyasal ilaç kullanmıyoruz bu balda. Aynı zamanda kendi işte bu petiğe, bu karakovan tamamen arı sıfırdan her şeyi kendisi örmüş. Kooperatif bal üretiyor. Evet, evet. Bu tabii çok önemli. Belli ki buradaki pek çok insanı da çok heyecanlandırmış. Devamında evet, gelmesi için uğraşıyorlar. Peki balın dışında başka ürünlerde de kooperatifleşmeye gidebilir evet, misiniz? Evet, hayvancılıkla ilgili işte biz bir platformda kurduk. Külümür platformu diye. Bunları tüm sivil toplum örgütleri, derneklerimizin hepsinde içinde olduğu. Önceliklerimiz nelerdir, nasıl yol alabiliriz? Kırsal kalkınma gönüllü arkadaşlarımız var. Bunlar da bize rehberlik yapıyor. Yani buraya da gezildiği zaman gerçekten inanılmaz bir doğaya sahip. Plümür civarı evet, yani. Bütün bu bölge dağlarıyla, işte ekolojik çeşitliliğiyle, efendime söyleyeyim, nehirleriyle, çaylarıyla gerçekten çok zengin bir doğa. Ne yapılsa burası bir cazibe merkezi haline gelir. Doğa turizmi açısından, ekolojik turizm açısından ve aynı şekilde bu tabii ekonomiye de nasıl yansıtılabilir?
Buzul göllerimiz var çok fazla. Buzul gölleri. Buzul göller, evet, zirvelerde yani 3000 metre civarında olan buzul göllerimiz var 4-5 tane. Buraya zaten bir ilgi var ama biz bunun hani doğaya da zarar vermeden daha denetlenebilir bir şekilde korunarak bu bitki çeşitliliğine faydalanacak bir kesim görmesinden yanayız. Böyle bir projemiz var, evet. Şimdi bir termal otel yapılıyor. Evet. Ama onun dışında çok fazla tesis yok. Yani yok, buraya gelmek isteyen turist ya civar ilçelerde kalacak ya da işte il merkezinde kalacak. Yoksa çok fazla turizm tesisine sahip değilsiniz. İsterse yapılabilir mi? İlçemiz herhalde 70 civarında bir konaklama yapabilecek iki otelimiz var. Bunlar düzenlendi de tabii biraz daha turistler biraz daha konfor istiyor. Belki bunlar çok onlara cevap vermeyebilir ama çok temiz olduğunu, kalanlarında çok sizde kaldınız. Evet, çok aynen. Çok memnun ayrıldıklarını biliyoruz. Termal otelde 24 yataklı, 32 yatağa da uygun olacak. Yani biz yine bu şekilde işte Pülümür'de bir cazibe merkezi yaratabilecek bir alan olması sebebiyle böyle bir projeye başvurduk. Onun dışında yine bir köyden bir arkadaşımız var. Bir tekrar bir dağ turizme yönelik bir otel yapmayı planlıyor. Bunlar herhalde model olursa daha da gelişir diye düşünüyorum. Şimdi CHP belediyeleriyle ortak çalışmalar yapıyorsunuz, görüyoruz. Mesela Maltepe Belediyesi İstanbul'dan destek vermiş banklar konusunda. Yine Bornova Belediyesi'nin desteği var. İstanbul'un ya da İzmir'in çeşitli ilçelerinden belediyelerden destek geliyor. Merkezden para alamıyor musunuz? Merkezden şöyle söyleyeyim. Yani İller Bankası'nın nüfusa dayalı olarak gönderdiği periyotik bir destek. Yani yasal olarak vermesi gereken bir destek. Daha doğrusu bütçeyi oradan. Ama bu inanın bizim çalışanlarımızın maaşlarını dahi karşılayamıyor. Onun dışında yaptığımız yatırımların hemen hemen büyük bölümünü kardeş belediye projeleri var. Bizim Sosyal Demokrat belediyelerin, CHP'li belediyelerin. Onun dışında Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın mesela çevreyle ilgili çöp kamyonudur, çöp konteynerleridir. Bunları verme zorunlu olmasına rağmen biz bu konuda hiçbir destek alamadık orada. Çöp konteyneri, çöp aracıdır, vidancördür, buna benzer destekler sunuyor belli dönemlerde. Ama biz başvuruyu her yılda yeniliyoruz. Bununla ilgili hiçbir destek alamadık. Peki, son olarak daha net bir şekilde sorayım. Hemen kısa dönemde ihtiyacınız nedir? Ne gibi bir destek size gelirse, yardım, parasal olarak ya da proje bazında? Mesela, ne olursa siz diyeceksiniz ki evet, iyi bir yola girebiliriz. Yani öncelik olarak hani buranın bu çevreyi korumak, bu doğayı korumak adına Pülümür çayın çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Diyelim ki işte bizim arıtma tesisimiz bence çok öncelikli. Onu mutlaka hızlı bir şekilde hayata geçirmemiz gerekiyor. Atık su arıtma. Atık su arıtma, evet. Aynı şekilde çöp, yani katı atıklar çöp, için. Çöp, katı atıkla ilgili bir birliğimiz var. Birlik işte 5 ilçe ve il belediyesinden ortakla şey yaptığımız bir proje. Tunceli Merkezi'nde katı atık birliği kurduk. Bununla ilgili yine Çevre Bakanlığı'ndan, Avrupa Birliği fonlarından destek almamız gerekiyor. Başvurumuzu yaptık. Sadece finansı bekliyoruz. Peki. O çok önemli ama. Yani bu bölgenin bakir, temiz kalabilmesi için bu iki konunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ondan sonra turizm yatırımları tabii, gelecek. Evet, ondan sonra yapılar, evet. Burada şimdi özellikle HES'ler konusu sıkıntılı bir konu. Diğeri de madencilik ve altın arama çalışmaları. Bunlar hakikaten buranın bütün bölgenin ekonomisini demeyeceğim ama özellikle çevre değeri açısından büyük tehdit ya da sıkıntı diyelim. Bu konuda diyecek bir şeyiniz var mı? Yani Pülümür olarak böyle bir konuda endişeniz var mı? Pülümür'de tabii krom madenleri açısından çok zengin işleyen madenler de var. İnanın dehşet zarar veriyor. Bir de gerektiği şekilde kontrol nasıl da edilemiyor. Nasıl bir zarar veriyor? Diyelim sulara karışıyor. Şimdi açılan işte mesela sahalar açılmış yüzeysel. Yani belli bir noktada değil de çok düzensizce açıyorlar. Onun tekrar düzenlemesi yapılmıyor. Özel biraz işletmeler. Evet, denetlenemiyor diye görüyoruz biz bunu. Bununla ilgili bir de bu bölgenin hassasiyetleri var. İnanç gözüyle bakılıyor. En yüksek zirveye, kaynak suyuna biraz da o yönüyle de ayrıştırılmasının yapılması şart. Altın arama var mı burada? Altın arama Pülümür'de yok ama yani Ovacık'ta sınır olan bölgelerde bize de yansıyor. Evet, yansıyor. Evet. Yani mesela Ovacık'ta bir altın madeninin yansıması da buralara kesinlikle kadar oluyor. Tabii, evet. Siyanürle yani adıyorlar. Yani devam ediyor. Evet, aynı muhtemelen aynı hat üzerinde olan bir yer. Ovacık'ta sınırız biliyorsunuz. Yine HES'ler konusunda da yani HES'ler konusunda Pülümür çayı üzerinde de planlananlar vardı. Bu aşamada herhalde durduruldu diye. Yani dava süreci devam eden şeyler var, HES'ler var.
hayata geçen yok ama planlanan var, evet. Bölge halkı genel itibarıyla da bununla ilgili de biz işte merkezde kurulan bir Munzur Özgür Aksın Meclisi diye bir meclis kuruldu. Tamamen siyasetten uzak her kurumun, her sivil toplum örgütün ve belediyeler de içinde olduğu bir örgütlenme şeklidir. Ciddi de yol alındı bununla ilgili. Hani amaç sadece tabii şeyle ilgili değil de hani karşı durma değil ama bu bölge özel bir bölge. Çok doğasıyla her gelenin işte giderken işte biz beklemiyorduk çok güzel dediği bir yer. Yani siz Aleviler, Alevi ilancı açısından çok çok önemli. Kayalar önemli, taşlar önemli. Bunu kesinlikle öğrendik. Evet. Biraz anlatır mısınız bunu sonra? Şöyle doğayla bütünleşmiş aslında Alevilik bilinci biraz. İşte şöyle söyleyeyim. Yaşlılarımız her gün sabah kalkarken işte güneşe dönüp dua ederlerdi. Güneşi bile kutsal sayarlardı. Ayı kutsal sayarlardı. Suyu yine kutsal sayarlardı. Birçok işte yüksek dağına yine aynı şekilde. Tabiatla bütünleşmiş aslında. Yani tabiatın da bu bir parçası olduğu inancında böyle bir yer edilmiş. O açıdan bence bunların göz ardı edilmemesi gerekir.